Mağaza satış ekranı nasıl kullanılır? Mağazacılık modülüne geldiğimizde öncelikli olarak yapmamız gereken ilk ayarlarımızdan ön tanımlı parametrelerimizi ayarlayıp, sistem parametrelerimizi düzenleyip, stok kartlarımızı yapılandırdıktan sonra mağaza satış ekranımızı çalıştırırız. Burada daha öncesinden yardımcı ekran parametresini aktif etmiş olduğumuz ekranımız gelmektedir. Bunu kapatarak ekranımıza geldiğimizde ekranımızın sol üst tarafında fatura bölümü yer almaktadır. Fatura bölümünde yapacağımız işlemlerden perakende satış, toptan satış, verilen hizmet, perakende satış iade veya toptan satış iade türlerinde fatura düzenleyebilmekteyiz. Devam ettiğimizde kasa için kullanıcı ön tanım ayarlarından sağlamış olduğumuz kasamız gelecektir. Burada kasanın yanındaki ikona tıkladığımızda kasamızın yapmış olduğu hesap işlemleri dökülecektir. Ve buradan ekstre alabilir, dövizi ekstre alabilir, bir kasadan başka bir kasaya virman işlemini gerçekleştirebilmekteyiz. Tekrar devam ettiğimizde satış elemanı bazında çalışan firmalarımız var ise yine bu ekrandan satış elemanını kullanıcı ön tanımları sayesinde aktif ettirebilmekteyiz. Ayarlara geldiğimizde hızlı ödeme planlarına geçebilir, iptal etmiş olduğumuz kalemlerin bir listesini alabilir, yazıcı ayarlarını sağlayabilir, orta çizgiyi sabitle dediğimiz ekranımızın kullanımında dokunmatik ekran kullanımına da uygun olabilecek şekilde ekranımızı ayarlar ve bu şekilde orta çizgiyi sabitle dediğimizde kayıt işlemini gerçekleştiririz. Devam ettiğimizde barkod alanında ürünleri ekrana çağırırken barkod okutabilir, stok adından çağırabilir, stok kodundan çağırabilir, seri veya lottan takip edebilir, hizmet kodundan ürünlerimizi ekrana çağırabilmekteyiz. Aynı zamanda ürün grubunu bağlamış olduğumuz stok kartlarımızda satış ekranında vitrin bölümü aktif olacaktır. Sağ taraf sayesinde ürün gruplarından ürünlerimizi satış ekranına çağırabilmekteyiz. Barkodlu işlem için ise barkod seçiliyken barkod okuma cihazından ürünü okutur, ilgili ürünü de çağırabilmekteyiz. Burada ekranın alt kısmında ise toplu malzeme seçme işlemini sağlayabilir, topluca hizmet seçim işlemini gerçekleştirebilir. Kalemlerimizde herhangi bir bilgisinde yapacağımız bir değişikliği buradan kaydedebilir. Fişimizdeki bir kalemi silmek için silme işlemini kullanabilir. Kalemlerimizde yapacağımız genel toplamlardan veya tutarsal olarak indirimler gerçekleştirebiliriz. Yine kalemlerimize satış elemanı atama işlemini sağlarız. Ekranımızın sağ tarafında ise ürünlerimize ait promosyon mevcut ise promosyonları listeleyebilir. Buradaki satışı bekletmeye alarak sıradaki müşterimizin satış işlemini gerçekleştirebilir. Burada fişi iptal etmek için iptal işlemini kullanabilir. Yapmış olduğumuz son işlem kayıtlarına yine buradan ulaşabilir. Fiyat gör seçeneği ile barkod okutmuş olduğumuz ürünlerin detaylı bir şekilde fiyatını ve görselini görebilir ve aynı şekilde ekrana aktarabilir. Daha önce olmayan bir stok kartını hızlıca yeni bir barkod üreterek bir stok kartı açılımını sağlayabiliriz. Ve yazar kasa çekmecesini açabilir, ekrandan tamamen çıkabilmekteyiz. Ekrandan tamamen çıkmadan önce mutlaka satırlarımızın silinmesi veya fişin iptal edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ekranda bilgi varken işlemi kapatamamaktayız. Bu şekilde ekranımızın alt kısmında toplamlar alanında tutarlarımız, yapacağımız satışa ait fiyat grubu tanımlamasına istinaden ödeme türlerini seçer, tahsilat tuşuna basarak ödeme işlemini gerçekleştiririz. Ödeme işlemini gerçekleştirmeden önce vitrinimizi kapattığımızda burada bir müşterimizin telefon numarasından veya kart numarasından ekrana çağırabilir. Ona keseceğimiz fatura türlerini sistem parametreleri sayesinde belirleyebilir. E-fatura veya e-arşiv mükellefi ise buradan ilgili fatura senaryolarını seçebilir. Diğer sekmesinde ise faturamızdaki diğer detaylı bilgileri değiştirebilmekteyiz. İşleme tahsilat dediğimizde karşımıza ödeme planları gelecek. Buradan ilgili ödeme planını seçerek ve kaydet diyerek satış işlemini gerçekleştirebiliriz.